sonunda çok şükür. Hadi gidelim. Pikniğe gidiyoruz. Çantalarımızı alalım bir tak o zaman. Aynen, o zaman biz ay örümcek sana bağlı. Bana mı araba oluyor? İyi tamam hadi biz geldik. Zaten taksi yokmuş. Tamam hadi geldik. Bay bay. Market alışverişine geldik. Alalım mı şey? Sepet. Kız bayağı almışsınız. Su alacağız. Tamam. Sevdiğim şeyler olmazsa mutsuz oluyorum da cipsler. Bence hepsinden birer tane alalım. Tamam. Meyve kanki meyve ne alalım hakikaten? Kavun alıyormuş o da alakası. Kanki bu güzel gibi sanki. Şu. Evet bayağı. Ay ama o anlamda bayağı. Bunu nereye koyacağım? Bir şey yiyeceğim. Cüzdanı market sepetine mi atmışsın evet gerçekten? Evet ya kaybettim. Gel yiyeceğiz işte bırak cipslerimizi rahat bırakır mısın? Alalım mı fırından bir şeyler alalım mı? Ya da bu Mr. No sandviçlerinden falan alabiliriz. Hmm. Ya da belki şeye soralım. Fırında şey yapıyor olabilirler. Sandviç. Sandviç gibi bir şey. Böyle beyaz peynirli falan güzel bir sandviç yapabiliriz. Seri yakay. Peki arabada yiyelim şey mi? Bütün peynirleri arabaya dökeyim şöyle. Sandviç yapmıyorlarmış. Şu dolmadan alalım aynen biz. Nasıl oluyor? Kiloyla mı? Gram. Ne kadar isterseniz. Ne kadar oluyor bir gram mesela? Bir gram. Hayır yani bir kilo kadar oluyor demek istedim. Bir tane bundan alsam. Ben poşetleyen kısımda asla olmam. Reklam var senin arka kasada. En arka kasaya koşalım. Diğer taraf. Orası da dolu. Ben aldım. Bunun içinde böyle bir şey falan. Barışcan baba gibi değil mi kasadan geçirirken? Hazırlıkları söylüyorum geri atıyorum. Abi altına Nesquik'i kim aldı? Tamam şimdi ne kadar? Niye mutsuzsun? Herkes alırdı da bana kalmadı. En çok ben yiyeceğim. Buna sevinmen gerekmiyor ama. En çok ben yiyeceğim. Ayıp artık ya. Telefonu çalıyor. Kim arıyor sizi? Montumu da seçtim. Şimdi buradan ben bugün okula gidip annemlerin yanına gideceğim. Babam kendine alışveriş falan yapacakmış. Yarın işte böyle bir seyahate gidiyor. Ben de hali hazırda annemlerde kalacağım. Şimdi orada yıkamak için fırçalarımı götüreceğim. Çünkü burada yıkamaya çok üşeniyorum. Kendi evimde belki orada yaparım diye. Bir de kirlilerimi falan götüreceğim ki çünkü benim yıkamaya vaktim olmadı. Onları da annemler belki halledebilir diye. Şu kirli fırçalarımı bir ayıklayayım. Hepsi kirli. Ne yapacağız? Şu en çok kullandıklarımı alıyorum. Tamam. Bu arada dün böyle çekimin yarıda kalmasının sebebi tabii ki şarjım bitti. Çünkü alakasız o kadar şey çekmişiz ki daha fazla çekim yapamadım. Bugünden devam edeyim dedim. Bugün şimdi okula gideceğim. Bir dersime gireceğim. Ondan sonra oradan çıkıp annemlerin yanına gideceğim. Okulu da halletmem gereken
derse girmek bir. İkincisi, dolap hesabımdan yaptığım bir satışın da kargosunu vermem lazım bugün. Onu vereceğim. Başka. Bu kadar galiba. Evet. Umarım bu kadardır. Şu an son dakika kapıdan çıkarken dedim ki ben bu kıyafetle rahat değilim. İçimi değiştirdim. Daha böyle kısa crop top bir şey giydim. Üstüne de bu siyah ceketi giyme kararı aldım. Hayati bir karar. Yine hayati kararlarla günüme devam ediyorum. Şimdi kirlilerimi arabaya taşıyacağım. Biraz uzun sürecek bu. Ve ağır. Ağır ve uzun sürecek. Hadi bakalım. Bir de daha kahvaltı yapmadım. Bari yanıma böyle sütümü bir şey mi alayım? Çoko krem. Dün aldığım, herkesin bana kızdı. Çoko kremim ve Nesquik sütüm. Bay bay. Çok fazla şey var ya. Ay, hadi bakalım. Ay, araba ne kadar uzaktaymış. Elim koptu. Gerçekten taşıyamıyorum. Şu an sizi o kadar değişik bir yere koydum ki umarım oradan düşmezsiniz. Ben size okulla alakalı... Şu an anketi başlatıyorum. Bu park alanları boş ama burası okula çok fazla uzak. Sizce şu ileriye doğru gidip park yeri arayayım mı? Yoksa buraya direkt park edeyim? Yürümeye mi başladım? Allah, arkadan araba gelmiş. Çok haklı birisi yani, çok haklısın, özür dilerim. Ben park ediyorum buraya ya. Tabii ki bir kontrol manyağı olduğum için risk almayıp arabayı geriye çektim ve yürüyeceğim. Ve boş yer varmış gördüğünüz gibi. Neredesin? Tamam, geldim. Ya yağmurlu çok güzel gözüküyor okul ama bu kadar tatlı değil normalde. Okuldaki işleri bitirdim. Trafikte biraz mahvoldum ama şimdi böyle almam gereken birkaç bir şey var. Annemle de burada buluşacağız. Annem alışveriş batağına düştü. Güzelmiş. Hey, bir daha söyle. Seninle kendimi çok iyi. Ya. Nasıl bir kot arıyorsun peki? Az önce yarıda kaldı şeyin. Aradığın kotu biliyorum. Aradığın kotu bilmen iyi bir şey yani. İnsan nasıl aradığı kotu bilebilir? Ben bilirim. Ben çünkü senin annen. Her şeyi bilirim. Aradığım kot çok uzaklarda değil. Ne bu? Deniz elbisesi gibi bir şey. Aa. Bilmem. Deniz tarafı için bence olabilir. Bu da güzel durabilir. Ama pahalıymış yani. Ben bunu alacağım. 25 liraya bu. Annem sinirleniyor ucuz parçalar buldukça. Bay bay. Bak, bu çantanın siyahını görmüştük, hatırladın mı? Senle nasıl? Evet. Demiştim. Güzel mi? Ne bu böyle tek sapımız olmuş gibi. Ay, tek sapımız olmuş gibi. Eşyanın kanununa aykırı bir çanta. Baksana. Ne bu böyle? Güzel gibi. Değil tek mi? Tek saplı yani arzu. Dur bakayım, belki şöyle değişik durur. Ay, tek saplı. Yo. Dönüyor. İstediğin zaman dönüyor. Bari önü arkası farklı da sanırım. Annemden geçen not alamadı. Elveda. Deneyecek misin? İyi, hadi gidelim. Bunun beyazını da almaya karar verdim. Bir şu, bir de bunu alacağım. Küçük küçük kutularda. Hayır, yalan söyleme. Bir şey diyeceğim. Buldum, hemen atladın. Hayır. Bir dakika. Göstereceğim şimdi rahat rahat. Bunlardan gidin alın. Bu büyük boyu 25 liraydı. Bu da küçük boyu. Bu da 19 lira. İnanılmaz. İnanılmaz, göstereceğim. Buyurun, bu da kanıtı. Bu da böyle. Bunlardan annem de aldı. Ben de şu ikisini alıyorum. Aşırı güzel. Gidin alın bunlardan. Hey canım.
Ay çirkinmiş bence. Çok mutluyum.